Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Ekmeksiz. Ekmeğe zam gelince et ekmeksiz yiyeceğiz. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Az pişmiş mi, çok pişmiş mi? Vallahi ben et yemiyorum ki abi. Niye yemiyoruz abi? Para yok, nasıl yiyeceksin abi? Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Çiğ. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Et alabiliyor mu ki insanlar yiyiz? Bize diyorlar, herkes istediğini alabiliyor, biz de dedik. Kim? Onun hangisini yanıma tercih geçsene. Yanıma geçsene onu. Sor bakalım bir senedir kim kaç kilo et yemiş. Gramına da 2 kilosunu yemez. Hesap ortada. Eti nasıl tercih edersiniz abi? Abi sizin sorduğunuz soru yanlış. İnsanlara sorun. En son ne zaman et yediniz? Önce onu sorun, ondan sonra onu sorun. Et alamıyor mu vatandaş? Bence alamayanlar var yani. Siz önce o soruyu sorun bence insanlara. Biz soruyoruz aslında. Bize herkes rahat rahat geçiyor dediler. Dedik madem her şey güzel bir de bunu soralım dedik. Vallahi şimdi sorduğunuz soruya ben cevap veremiyorum şimdi doğrusu. Siz mesela ne sıklıkla et yersiniz? Ben mi? Ya sıklığı belli olmuyor da param olduğu zaman yerim. Bu kadar. Ama almakta zorlanıyoruz değil mi? Ya şimdi ben zorlanıyoruz derken kendimi kastetmiyorum. Burada et alamayan birçok insan var. Önce o soruyu sorun bence insanlara. Ondan sonra nasıl yemeği tercih edersiniz diye bir soru sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Eti ne sıklıkla yersiniz? Haftada 2-3 kere yiyorum. 2-3 kere yiyorsunuz. Peki evet. Nasıl tercih ediyorsunuz? Az pişmiş mi, çok pişmiş? Kırmızı et mi, beyaz et mi? Kırmızı. Haftada 2-3 kere çok pişmiş kırmızı et. Evet, aynen öyle. Peki hangi çeşidini tercih edersiniz? Kuzu. Pirzola mı? Pirzola. Peki evde mi yersin yoksa böyle restoranlara gidip yer misin? Hayır, restoranda çok yemem de evde yerim. Genelde evde yerim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz? Aynı şekilde ben de. Aynı. Tamamen aynı. Haftada 2-3 kere. Yalan söyleme lan, 3 ayda bir yiyorsun eti. Et, kırmızı et abi. Kırmızı et seversin. Az pişmiş mi, çok pişmiş mi? Orta. Orta. Ne sıklıkla yersin orta pişmiş mi? Her gün yiyorum ya genelde. 2 günde bir falan ya da. 2 günde bir. Evet. Peki antrikot mu, bonfile mi? Bonfile. Antrikotun neyi eksik? Pahalı abi. Pahalı. Param eksik abi, öyle diyeyim sana. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Gençler orta pişmiş dedi. İyi pişmiş. Sert olur diyorlar abi. Kuru, daha böyle kuru. Dişi sağlam adam yer ya. Valla. Tabii. Genç adam yer. Peki ne sıklıkla yersiniz abi? Çok severim, sürekli. Sürekli tüketirsiniz. Maalesef. Antrikot mu, bonfile mi? Bonfile, tabii. Bonfile. Evde mi yersiniz abi yoksa restoranlara? Restoran, evde olur. Da İstanbul'da olmuyor da balkonda falan yapamıyorsun yani, ızgara türü şeyler olmuyor. O yüzden restoranlara gitmek daha tabii. Şey. Peki bize tavsiye edeceğiniz bir et restoranı var mı? Gidin muhakkak burada yiyin dediğiniz. Valla İstanbul'da şu ileride şeyi geçince, büyük yeni yapılan oteli geçince, bir yer yeni yapıldı. İsmini şu an çıkaramayacağım da yer olarak biliyorum. Güzel yapıyorlar mı? İyi, evet. Fiyatları nasıl? Biraz tuzlu, lüks yer orası. O zaman biz gidemeyiz abi. Ismarlarsan geliriz. Tamam ben. Götüreyim hadi gel. Eyvallah. Gel götüreyim. Teşekkür ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersin? Izgarada. Az pişmiş mi, orta mı, çok pişmiş? Az pişmiş. Az pişmiş. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Bulursak kırmızı et. Bulabiliyor muyuz? Yok. Emekli adam nasıl bulacak? Zor mu? Emekli bir vatandaşın mesela istediği zaman geçinemiyorsa ki. Geçinemiyorsa. Bazı vatandaşlar diyor her şey yolunda, geçinemiyoruz diyor. Yalan söylüyor diyor. Geçinemiyoruz abi. Ev kirası 10 milyar ya. Nasıl geçineceksin? İstanbul gibi bir yerde iş de bulamıyorsun, ek iş. Böyle dolaşıyoruz böyle. Var mı? Zor diyorsunuz. Ne evet. Sıklıkla alabiliyoruz peki abi eti? Vallahi memlekete gittiğimizde alıyoruz. 2 kilo, 3 kilo geliyoruz. Teşekkür ederim. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Vallahi her türlü seviyorum. Hangisi daha güzel sizce? Az pişmiş mi, orta mı? Çok kurumadan, çok kurumasın. Orta diyelim o zaman. Orta, evet. Kırmızı et mi tercih edersiniz? Kırmızı et. Hep kırmızı et. Peki hangi çeşidini yersiniz? Ben daha çok hep antrikot seviyorum. Bazen bonfile diyor. Antrikot yok, pahalı diyor. Bonfile de pahalı. Antrikotla bonfile, büftek, bunların fiyatları aşağı yukarı aynı. Orta pişmiş bonfile orta, dediniz. Orta, evet, evet. Ne sıklıkla yersiniz orta pişmiş bonfileyi? Şimdi artık zor. Yiyemiyoruz. Çok pahalı. Alamıyoruz. Fiyatlar alamıyoruz. Evet, çok pahalı. Etin hangi şekilde yemeyi tercih edersiniz? Az mı, az pişmiş mi, çok pişmiş mi, orta mı? Orta pişmiş. Orta pişmiş. Evet. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Tabii ki de kırmızı. Kırmızı et. Evet. Ne sıklıkla orta pişmiş kırmızı et yersin? Haftada bir kere falan yerim herhalde. Bonfile mi yoksa pirzola mı? Yoksa antrikot mu? Pirzola. Hı-hı. Evde mi yersin, restoranda mı? Evde tabii ki de. Niye restoranda yemezsin? Abi fiyatlar. Eti nasıl yemeyi tercih edersiniz? Az pişmiş mi, çok pişmiş mi, orta bilmiyorum. Mı? Orta. Orta. Bazıları diyor ki çok pişince daha güzel oluyor diyor. Yok ben orta. Bazıları seviyorum. Diyor az pişince sulu oluyor daha güzel diyor. Yani tercih meselesi herkese. Kırmızı et mi, beyaz et mi? Kırmızı et. Bonfile mi, antrikot? Bonfile. Orta pişmiş kırmızı bonfileyi ne sıklıkla yersiniz? Haftada bir. Peki evde mi tercih edersiniz yoksa dışarıda güvendiğiniz dışarıda. Restoranlar var mı? Dışarıda. Bize ve izleyenler için tavsiye edeceğiniz bir restoran var mı? Yani tavsiye edeceğim restoran Sıralı güzel, Gürkan Şef güzel, Ercan güzel gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi eti nasıl tercih edersin? Çok pişmiş. Çok pişmiş. Hı-hı. Peki ne sıklıkla yersin abi? Uzun süredir yemiyorum ama yersem her gün yemek isterim. Niye yemiyoruz abi? Her gün yemek istediğimiz bir şeyi niye uzun süredir yiyemiyoruz?
Ülkemizin durumları müsait değil et yemeye ya da yeterince et üretimi yok gibi geliyor bana. Hem ekonomik hem politik sebep. Arasındaki bağdaştırmayı kurmak için zor. Politik tabii ki etkisi var ama halkımızın düşünceleri de bu şekilde değişse, politikadan ayrı bir şekilde et üretimine başlasak, kırsal kesimlerimizi açsak, oralarda meralarımızı çoğaltsak, bunlar bizim et alışverişimize etkisi olacağını sanıyorum. Fiyatları düşürür et, hiç olmazsa, üretim olursa. Şimdiki görünürde ben yurt dışına çıktığım için görüyorum yurt dışına daha ucuz et. Tamam, orada da bir artma oldu ama hala Türk buradaki gibi değil. Burada kimse yiyemiyor gibi geliyor bana ama yiyenler var tabii ki, o başka. Türkiye burası, her türlü gelir düzeyi müsait insanlarımız var. Fena değil yine. Ülkemiz ileri çağdaş görünüyor görünüşte. Ama tabii ki bu çağdaşlığı tadabilmemiz için halkımızın her türlü şeye ulaşması lazım. Ama tabii dışarıdan değil, iç üretimle. Bizim demek ki ülkemizin dış ticaret açığı var. Biz çok alıyoruz. İhracatta dekor kırdık diyorlar. İhracat aldığımız kadar ihracat yapmıyoruz. Arada bir büyük bir fark oluyor tabii ki yani. Bunu ihracatı yeni gelen ekip herhalde daha tecrübeli gibi görünüyor. Büyük Amerika'daki bir takım kuruluşlardan ithal ettiğimiz. Ekonomi ekibinin mi bahsediyor? Ekonomi ekibimiz. Öyle gibi görünüyor. Tabii ki bir zaman vermek lazım. Birkaç sene hiç olmazsa göreceğiz. Avrupa ile kıyasladığınız zaman et üstünden gittiğimiz için et sormaya devam edeceğim. Mesela orada yaşayan asgari ücretli birisi istediği zaman etini alabilir mi? Evet. Ayda bir kere, ayda iki kere, üç kere yiyebilir mi? Şimdi Avrupa'da da asgari ücret aynı bizim gibi. Emekli maaşı gibi aslında diyelim. Orada da sıkıntı çeken insanların olduğu kesinlikle doğrudur. Ama bizdeki gibi değil. Bizde daha çok. Ben öyle gözlemlerim yani. Ben biz doğruyum. Daha fazla hissediyoruz diyorsunuz. Biz daha fazla hissediyoruz. Çünkü biz onlar kadar sayıca fazlayız zaten. Ülkemiz büyük, sayısı büyük yani. Görüyorsun, yolda yürüyemiyorum. Yolda az önce çocuk arabasını benim önüme getirdi kadın. Düşüyordum üzerine, arabanın üstüne düşüyordum. Bir de onlar için tehlike yani. Nüfus kalabalığı. İstanbul özellikle. Tabii kırsal kesimler için konuşmuyorum. Yani bu, ben İstanbul'u gördüğüm için burada yolda yürüyemiyoruz kolay kolay. Bu bir kuru kalabalık mı desem, ne desem artık. İstanbul'un Arabı ve Suriyelisi de meşhur biliyorsunuz. O aslında, o da bir nüfus kalabalığına katkıda bulunuyor. Aynen, katkıda bulunuyor. Tamam, doğru. Onu kimse yatsıyamaz. O da var. Turist de var tabii, dışarıdan geliyor. Türkiye ucuz olduğu için şimdi onlar için. Tabii ki turist akımı çok fazla. Ülkemizin ihtiyacı var mı? Var. Yok değil. Ama turiste ihtiyacımız var. Şimdi onlar sahile gidecekler. Biz yine İstanbul'un sıcağında yanacağız. Antalya'ya, ne bileyim Didim'e, sağa sola gidecekler. Biz de bakacağız. Yerli turist gezerken otel alacak paramız yok. Onu diyebilirim yani. Düşünüyoruz çünkü, diyoruz lan otel kaç para olur şimdi diyoruz. Hakikaten sormaya korkuyoruz yani, gerçekten. Ben şahsen öyle online falan almıyorum hiçbir şeyimi. Gidiyorum, orada otel boşsa alıyorum. Yoksa gidiyorum çadır kuruyorum. Evet. En güzeli kamp. kamp yapıyorum ama sanırım planladım tatilimi, kamp yapacağım. Nerede yapacaksın abi? Ben yolda kamp yapacağım. Karavanla mı yoksa? Yok, biz uzun yol bisikletçileri olarak. Süpermiş. Uzun yol bisikletçisiyiz. Bizim her şeyimiz bisikletin üzerinde. Buradan Gagavuzya turumuz var. 2-3 hafta içerisinde onu yapacağız. Yolda kamp yapıyoruz. Her yer bizim. Abi bisiklet sürsem şunu eritir miyim ya? Eritirsin. Ben böyle biraz geldim, birazcık indi ama. Faydası oldu diyorsun. Faydası oldu. Peki. Daha binemedim. İstanbul'da burada bisiklete binilmez. Biz yurt dışına çıkarken biniyoruz. Buradan otobüse biniyoruz. Edirne'de iniyoruz. Otogarda bağlıyoruz bisikletlerimizi. Oradan sonra peki. Avrupa. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun.